Tekrardan hepinize merhaba arkadaşlar. Gecikme için üzgünüm. Yani bilgisayardan kaynaklı mı yoksa Canvas üzerinde kayıtlı olan linkleri kaldırmış bir uyarı veriyordu. Ona da dikkat edemedim. Onun için geç başladık. 6. hafta derslerine bakacağız. 7. haftanın çalışmasını alıp yukarıya ekleyelim buraya. Düzenli diyelim bunu. Geçmiş yılın derslerini silelim. Yayınla diyelim. Tamam, 7. haftayı açtık. Hatta ona şey de açalım. Düzenle. Bir tane ders dokümanları bugün yapacak olduğumuz çalışmalarla ilgili. Bunu da açalım. 7. hafta ders uygulamaları diyelim. Burada kalsın. 6. haftada neler yaptığımıza bir bakalım. Altıncı haftada neler yaptık? Evet, 6. haftanın çalışmaları burada. Binary sayıcı yaptık muhtemelen. Sonra Seven Segment Display'e kodlamayı gördük. Doğru mudur? Kodlamayı gördük. Doğru hocam. Sonra kodlamada işte 10'a kadar, 16'ya kadar kodla, 10'a kadar kodla, yani 15'e kadar kodla, 10'a kadar kodla. Onları gördük. Tamam, şu konudan tekrar alalım. Hem tekrar edelim hem devam edelim. Şurada ne var? Bizim derslerle ilgili hangi donanım en son hali? Bu değil. Bir tane daha bakalım. Şu. Bu işimizi görür. Burada dirençli hale bağlanmış ama yani her derste değiştiği için burada da böyle kalmış. Şu. Bunu da düzelteyim. Doküman adı olarak kalsın. Tamam, şu son çalışmaya bir bakalım. Burada sayıcı işlemi var sanırsam. Hemen alalım. Ctrl C ile buraya yapıştıralım. Ctrl A, Ctrl V. Compile edelim. Bu 15'e kadar sayıyor. Bunu çalıştık mı sizinle? Ha, evet, çalıştık çünkü sizin kodunuz bu. Dizi kodlamasıyla, hani dizi kullanarak i sayısını 15'e kadar artıran bir kodlama işlemi var orada. Buraya çağıralım. Son çalıştırılan genelde en üstte oluyor. Evet, muhtemel bu. Kote'ye şuradan da bakalım. Evet, aynı dosya çalıştıralım. 15'e kadar sayıyor. Kodlama işlemini biz diziyi kullanarak yaptık. Bu şekilde ne yapabiliyoruz? 15'e kadar işte harflerle sayabiliyor. Şimdi şöyle bir eleman var. Bunu CVS deyip değiştirelim şimdi. CVS Project diyelim. İşte 7. hafta LT 21-22 güz olsun. Şurada arkadaşlar kodlama işlemini, yani sizin kitabınızda anlatılan, hemen onu da sizlerle paylaşayım. Ders kitabınızı açaraktan anlatıldığı bölümü göstereceğim size. Burada şey kullanmış, 74 LS 48, iki digit, yani iki basamağı kodlayabilmek için kullanmış. Şimdi ben sadece bir tane Seven Segment Display için 74 LS 48 Proteus'a çağıracağım. Buraya çağıralım.
74 LS 48 yazıyoruz şuraya. 74 LS 48 şuradan bunu çift tıklayıp bakın burayı ekledik. Kapatıyoruz. 74 LS 48 ne iş yapar? Evet, sorulardan bir tanesi bu. 74 LS 48 şuradaki kodlama işlemini kendi yapan bir eleman. Nasıl kendi yapıyor? Arkadaşlar, ne diyorsunuz bu konuda? Hiçbir fikrimiz yok diyorsunuz değil mi? Ben şöyle bir şey yapayım. Kapıları kullanarak mı? Evet, doğru. Kapıları kullanarak. Çok doğru söyledin. Şunu biraz üste bırakıp şuraya bakın bir tane 74 LS 48 alayım. Sonra buna bir tane 7 segment display alayım ama şey ideal olmayan bir tane var. Şey bağlamıyorsunuz. Toprak ve ground bağlamadığınız bir eleman var. Hemen onu alacağım. Görselden daha hızlı buluyorum. Evet, şu eleman. Bakın burada ortak katot ya da ortak anot demiyor. Bunu aldım. Şu çıkışına doğrudan karşılıklı geliyor. Bağladım. Burada arkadaşlar bakın yani şunu kataloğunu arattığınızda internetten yani bu eleman ne iş yapıyor diye merak edip arattığınızda bakın ben Google'dan yazayım. Şurada 74 LS 48 diye yazdığınızda işte size data işte data sheetlerini yani kullanım kitapçıklarını açıyor. Muhtemel şu PDF açıyor. Bakalım. PDF'ine bakalım burada var mı? 48 bunu indir mi diyor. Bunu büyütür mü? Niye ısrarla böyle yapıyor? Şunu açalım. İndirecek mi? Ekranı açtı. Bakın BCD diyor. Şurası. To yani bir şeyi 7 segment display'e kodlayıcısı. Yani İngilizcesini yazmış. Binary code to decimal demek bu. Yani ikili sayı kodunu desimale dönüştüren ve 7 segment display'e kodlayan entegre 74 LS 48. İşte 54 serisi de varmış. Burada gerilimi daha farklı. 74 LS serisinde 74 LS serisinde 0 ile 5 volt arasında dijital çalışıyor. Bağlantı yani gerçekteki bağlantı şeması böyle. Bakın VCC ve ground'u var. 5 volt ve toprak bağlıyorsunuz. LTR, BI, RBO, RBI var. Buralara 5 volt veriyorsunuz. Aktive oluyor. A, B, C, D buradan binary gönderiyorsunuz. Bakın şurada küçük harflerle yazmış. Tabii sıralaması farklı. A, B, C, D, E, F, G. Bu da arkadaşlar 7 segment tarafına kodlamayı yapıyor. Yani 4 bit binary bilgi gönderiyorsunuz. 7 segment'e kodluyor. Bu da bakın iç şeması. Burayı görüyor musunuz? İç yapısı. Görüyoruz hocam. İç yapısında bakın burada input olarak giriş yapıyor. 4 bit bilgi. Output zaten 4 bit kaça kadar sayar binary'de? 15'e kadar sayar. Burada da 7 segment display'in ilgili LED'lerini aktive etmek için çıkışlarını görüyorsunuz. Bir şey daha anlatacağım. Bakın işte 0, 1, 2. Kodlaması bakın 10 için şu sembolü, 11 için bu sembolü, 12 için şu sembolü yakıyormuş. 13'te bunu. 14'te bunu, 15'te bunu yakıyormuş. Yani şuraya A, B, C, D, E, F yazmıyor. Kendi kodlamasında. Şurada da bakın tablosu var. İşte A, B, C, D. Yani buraya biraz yakınlaşalım. Daha iyi bir görsel olması açısından. Ders kaydı da zaten yapıyor. Tekraren de izleyeceksiniz. Bakın A, 1'i yani binary'de 0, 1. Burası 2. 4, burası da 8. 3'ü de 0 olursa bakın buraya kodlamayı yapıyor. L'yi 0 yapıyor. Geri kalanını 1 yapıyor. Böylece ekranda 0 yazmış oluyor.
Değil mi? Bizim hani 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. Kendi dizimizdeki kodlama var ya, onu gerçekleştirmiş oluyor. Anlaşıldı mı burası? Anladım hocam şu an. Şahsen anladın. Diğer arkadaşlardan 11 kişi daha var. Bu arada hatırlatın, dersi bitirirken Geliyor. sınavla ilgili konuşacağım. 11 kişi iyi bir sayı. Bugüne kadar gelenlerde düşünürsek en çok herhalde 20'li bir sayı almıştık. 11 yine iyi. Yani şuradaki, bakın, biz burayı evet, şurayı hemen düzenleyebiliyor muyum? Ama buraya yazmama izin vermez. Şurada sıralaması ters bunun. Yani bizim A en düşük değerlikli bu tarafta olacak. Sonra B, yani şöyle sağdan sola doğru dizili. Doğru söylüyorum, değil mi? Evet, bakın şöyle. Bizdeki karşılığı bu. Burada anlatırken şöyle dizmiş. Sıralaması bizim için çok önemli değil. Ama yaptığı görevi anladık. Şimdi ben şunu çalıştırmayı deneyeceğim. Yani şeyden bağımsız olarak, mikro denetleyiciden bağımsız olarak burada ne oluyor görelim diye istiyorum bunu. Konuşurken mikrofonlarınızı açın arkadaşlar. Konuşmadığınızda kapatın. Ben ses geliyor diye kapatıyorum. Yani kayıda düşmesin diye. Yoksa bununla ilgili bir rahatsızlığım yok. Hani kayıtta gürültü oluşuyor. İşte siz daha sonra bunu dinlerken rahat rahat dinleyin diye kapatıyorum. Şimdi burayı bağladım. RB, RBO, RBI, LT 5 volt verildiğinde buna fonksiyon tablosu deniyor. Şu function table. İşte truth table diye vermiş. Bakın bunları bir bir verirseniz aktive oluyor. Function table'ı var mı? Function table olarak vermemiş. True table olarak vermiş. Geri çıkalım. Başka tablosu var mı? Yok. Burada anlatmış. Normalde RB, RBI'yi 5 volt verirseniz şuradaki bağlantıları aktive oluyor. Şurada da gözüküyor. Yani şurada bubble var. Tersleri verilir diye. Hani toprak yerine 5 volt veriyorsunuz. Şimdi şuraya 4 tane kodlayıcı lazım bana. Kodlayıcıları çağırmam gerekiyor. Logic kodlayıcı vardı. Logic state miydi adı? Evet, şu hızlı bir anahtar, dijital anahtar. Buraya ekledim. Bundan 4 tane buraya bağlarsam şöyle. Çok sıkışık oldu. Biraz açayım. Buraya da yakınlaşayım. Bunun ne yaptığını görme adına. Block copy. Şunu da biraz geri alalım. Seçmeme izin vermiyor. Bunu ne yapıyor? O, bağlantıları yapabilecek miyim? Neyse, bağlantıları yapıyormuşum. Evet, bağlayamadık. Buradan alalım o zaman. Bir daha bağlantı. Evet, bağlayamıyoruz. Çok yakın koyunca elemanları. Logic state alalım şuradan. Şöyle aşağı doğru dizelim. Tamam. 4 tane giriş düzenledim. A, B, C ve D için. Ne yaptığını bunu anlamaya çalışalım birlikte.
Şimdi yukarıdaki zaten yüklü olan kodu çalıştıracak. Onunla ilgilenmiyorum. Buraya bakıyorum arkadaşlar. Buraya gelen bilgi 0000 bilgisi. Ekranda ne gösteriyor? Ne gösteriyor? Sıfır gösteriyor. Yani bakın burası 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3. Yani 1, 2, 4, 8 değerlerine karşılık geliyor. O zaman burayı 1 yaparsam burası 1 olacak. 1. Burayı 1 yapıp şurayı söndürürsem yani işte 0, 1, 0, 0 ya da işte 0, 0, 1, 0 yüklediğimde 2 gösteriyor. Burası 3 gösteriyor. Yani şuradaki gönderdiğim bilgiyi buraya kodluyor. En yüksek değerlikli olan D, en düşük değerlikli olan A. 5 göndermek istediğimde böyle. İşte 4 göndermek istediğimde böyle. 6 göndermek istediğimde şu ikisi. 0, 1, 1, 0, 7, 0, 1, 1, 1, 8, 1, 0, 0, 0. 1019, evet 10 da bakın şu şekli yakıyordu, şeyde söylüyor bunu, kataloğunda 11'de bunu yakıyor, 12'de şu şekli oluşturuyor, 13'te böyle bir şekil oluşturuyor, 14, bu 15'te hepsini kapatıyor, tekrar 0'da ne yapıyor arkadaşlar, tekrar yakıyor. Ben bunun nasıl çalıştığını anlamış oldum böylece. Tamam. Şimdi buraya geri gidelim. Ben şuraya o zaman bir tane 74 LS48 bağlarsam şurayı kopartayım. Bunu hatta bunu da silebilirim şöyle. Şuradaki diğer kullandığım vardı ya. Onu böyle buraya alayım. Buraya bir tane 74 LS48 ayarlayayım. Şöyle nerede? Şu 74 LS48 pardon neydi arkadaşlar? Ortak katotlu olan için kodlama yapıyordu. 48'imiz burada. Buraya bağlayalım. Evet bağlandı diye düşünüyoruz. Bir geri çekelim. Kablolar uzuyor. Evet. Tamam. Yani 4 biti karşılıklı bağlayacağım. B0A'ya, B1B'ye, B2C'ye, bu D'ye. Şunları ne yapacaktım arkadaşlar? Şunları da 5 volt verecektim. Aşağıdakini de öyle yaptık ya. Değil mi? Şurada 5 volt verdik. Bunları da 5 volt bağlayacağım. Bunu şöyle mi yapsak acaba? Tamam 5 boş, 5 volt bağlayalım. 5 boş. Cümlede kuramadım. Şimdi burada artık kodlamayı ne yapacak arkadaşlar? 74 LS48 gerçekleştiriyor kodlamayı. Şimdi ben koda geri gitsem, buraya geri gittim. Kodlamayı şurası yapıyordum. Değil mi? Bunu kapatmam lazım artık. Kodlamayı 7 segment display yapıyor. Kapatayım. Şimdi bitti mi iş? Bitmedi. Şuradaki digi'yi de kaldırmam lazım. Sadece i değerini korumam lazım. Peki şu anda bitti mi? Birlikte bakalım. Ben B portuna i'yi gönderiyorum. En düşük değerlikli 4 bit üzerinden şuradan bilgi gider. Şu 4 bite de bilgi gidecek. Şuradaki 4 taneye ama bağlı değil. Ben çevrimimi 15'e kadar yaparsam zaten ne yapacaktır arkadaşlar? Üstteki 4 bite bilgi gitmeden geri döner. Buraya kadar hemfikir miyiz? Evet hocam. O zaman ben şu donanımı unutmadan sürekli donanımı değiştiriyorum. Şunun resmini sizin ders notunuzun içerisine hemen paylaşayım dersi anlatırken de. Şöyle alttaki donanımı da incelemek isterseniz aynen şeklinde sizin ders notlarınızın içerisinde bırakma adına şurada yapıştırıyorum. Önceki haftadan şunu kopyalamıştım.
bunu bir kez tekrar etmeniz adına buraya ekliyorum. Kontrol V. Buraya da 6. hafta dizi kodlama ve sayıcı tekrarı dedim. Şuraya yeni kodu ekliyorum. Yeni kodumuzu artık şuradan düzenledik. Bakın şuradaki dizi sayıcılarını kapattık. Yani şunları silebilirim. Yorum olarak duruyordu. Şimdi buranın sayma işlemini yapmasını bekliyorum. Değil mi? Compile edeyim. Bir hata vermedi. Bunu hata vermediğine göre bir çalıştıralım. Şurada sayma işlemi yapmasını görmeyi bekliyorum. Deneyelim. Evet, sayıyor. Bakın düzgün zaten kodlamasa burada ben göremem bunu. 6, 7. Bakın 6'yı Türkçe B harfi gibi kodladı. Sonra diğer kendi sembolleriyle 10, 11, 12, 13, 14 ve devam ediyor. 5, 6, 7, 8, 9. Bakın 9'u da şurası olmadan kodladı. 10, 11. 15'i kodlamadı. Niye? Boş ekran görmedik. Şurayı 16 yaparsak boş ekran da görürüz. 15. değeri de görelim. Burayı kapatalım. Tekrar yükleyelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 ve tekrar 0. Şu anda kodlama işlemi yapıyor. Burayla ilgili bir sorun yok. Değil mi? Sorunuz var mı buraya kadar? Yok hocam. Yok hocam. Tamam. Şimdi ben şöyle bir şey istesem. Burada bir sayıcı kod var, donanım var. Şurada yani direkt iki dijitliği çalışmak yerine diğer sınıfta anlatamadım ya da anlatamadım değil de yetiştiremedik. Şimdi iki basamaklı sayıcı yerine şurada şöyle bir şey yapalım. Şurayı kaldırayım. Ben şunu yapmak istesem. Burada B ve C portuna şunları düzenlemek istesem. Block copy dedim. Buradaki tam karşısına geliyor. Tamam, buraya yapıştırayım. Bakın buradaki C portundan da sayma işlemi yapabiliyor olsam. Değil mi? Yapabilirim. Şimdi ikisi aynı anda ve senkron çalışacak olsa buraya ne eklemem gerekir? İ'ye değil de başka bir şey mi? C'ye de, C portuna da gönder. C portuna da gönder. Bu donanımı da hemen sizin ders notlarınıza yapıştırıp devam edeceğim. Yoksa donanımı değiştiriyorum ve bu sefer ders videolarınızdan sizin takip etmeniz gerekecek. Sizin kolayınıza gelmesi adına. Şurada bir değişiklik yaptık mı? Evet. O kodu kopyalamayı unuttuk. Bir saniye. Kodu değiştirdik ve onu kopyaladık. Hocam 16'ya kadar dedik. 15 değildi. Evet. Şunu Ctrl C ile kopyalayacağım. Ve şurada şeyi sileceğim sadece. Alt satıra da geçti. Şu yorum satırlarını kapatalım. Ya da şu iki tanesini kapatsak kurtarır mı bizi? Şunları da çekelim geri. Şunu da geri çekelim. Sığmak üzere mi? Şurayı geri çekelim. Şunları da çekersek olacak galiba. Bir parantez gitti. Şunu da geri çekelim. Bakın buradaki şeyde 74LS ile kodlama yaptık. 74LS 48 kodlayıcı çalışması dizi kodlama yerine. Değil mi? Şu C de yoktu burada. Bunu da silelim. Şimdi burada C portuna da
yeni uygulamada C portuna da ekleme yaptık. Değil mi? Aynı anda senkron çalışıyorlar. Onu bir görelim. Şurada compile ettik mi? Tekrar compile edeyim. Emin değilim. Gerçi kod yazdığımızda burası kapanıyor olması lazım. Bunun üzerine yükleyelim. Bakın nasıl çalışacak. Bakın ikisine birden aşağıdaki B portunun ve C portunun düşük değerlikli 4 bitine kodlama yapıyor. Çünkü 15'ten geri çeviriyor. Ve her ikisinde de aynı değişkeni kullanıyor. İ değişkeni üzerinden gidiyor. Buraya kadar sorun yok herhalde. Yok hocam. Benim sorum var. Normalde bunu yüz yüze olan derslerde çikolata veriyorum karşılığında. Yani eğer siz cevaplarsanız size vereyim çikolatayı. Beni okulda bulursanız çikolatanızı veririm. Şimdi burayı bakın say diye bir değişkene dönüştüreyim. Burası say olsun. Buranın içerisinde de şimdi say sıfırdan başlasın. Birler ve onlar basamağı için de değişkenler açayım. Şimdi birler basamağı eşittir bir şey olmalı. Soru işaretiyle yazdım. Onlar basamağı da eşittir bir şey olmalı. Değil mi? Soru işaretiyle yazdım. Düzenlenecek. Şimdi şunu istiyorum. B portunda onlar basamağını, C portunda birler basamağını yazsın. Yani C portunda birleri yazsın. Burada da onları saysın. Şimdi sayma işlemini say değişkeni yapsın. O zaman burası say artı artı olacak. Say kaça ulaşırsa geri dönsün. 100'e ulaşırsa geri dönsün. Çünkü ne kullanıyorum ben burada? 2 tane digit kullanıyorum. Yani burası 100'e kadar bana ne yapar? Görsel olarak verir. Bakın daha önceki i sayısı 15'e kadar saydırdım ama i kaça kadar sayabilirdi? Kim söyleyecek? 255'e kadar sayabilirdi. Doğru mu? Say kaça evet. kadar sayabilir? 255'e kadar sayabilir. Birler kaça kadar sayabilir? 255'e kadar sayabilir. Onlar da 255'e kadar sayabilir. Şimdi ben birlerle onlar basamağını buraya çektim. Yani 255'e kadar sayabiliyorlar ama bana 0 ile 10 arasındaki bir değeri seçip B portuna gönderecek. Burası da 0 ile düzeltiyorum 0 ya da 9. Bu da 0 ya da 9'u B portuna gönderecek. Say 255'e kadar sayabilir ama ben 100'e kadar saymasını istedim. Çünkü benim görselim bana 100'e kadar imkan tanıyor. Az önce 15'e kadar sayabiliyordu ya 16'ya kadar. Şimdi 100'e kadar imkanım var. Dizi kodlaması da yapmıyorum burada. Dizi kodlamasını da kaldırdım. 74 değilse 48 kullanıyorum. Yani şuraya soru işaretini, buraya soru işaretini ne yazmalıyım ki benim için 0.99 arası saysın. Ne diyorsunuz? Bir fikriniz var mı? Söyleyene çikolata veririm okulda. O zaman hocam mantığı şu şekilde olmayacak mı? Birler basamağı 0'dan 9'a kadar saydığında her evet. bu sayı işte onlar basamağı 1 artacak. Evet. Ama benim zaten ana omurga sayma işlemini say değişkeni yapıyor. Say değişkenim zaten bunu sayıyor. Ben şimdi görsel olarak size şöyle anlatayım. Hocam onlar basamağını ondan mı başlatacağız? Bir saniye. Benim yazı tahtam vardı onu kullanacağım şimdi. Oradan konuşalım. Whiteboard çağırabiliyorduk ekranı. Evet bu başka bir ders. Bunu silelim. Şimdi şöyle olsun. Şimdi ben iki tane basamakta sayma işlemi yapıyorum. Yani işte bir 7 segment display olarak çizeyim hatta. Paylaşım var değil mi sizinle? Var hocam. Şimdi birinci 7 segment display'im burada çok çirkin çizebildim. Niyeyse
Bunu da çizeyim. Sonra aşağısında görsel olarak ifade edeceğim. İtalik çizdim. Ne kadar ilginç. Tamam, burası onlar basamağı. Şimdi burası da birler basamağı. Güzel. Şimdi benim onlar basamağı için bir değişkenim var. Değil mi? Şurası için. Birler basamağı için de değişkenim var. Şimdi benim elimde say diye bir değişken daha var. Say değişkeni. Şimdi say değişkeni sıfırdan 99'a, yani 100'e kadar sayacak ama 100'ü gördüğünde 99'a geri gönderiyor. Bu değerleri sayar, sıfırdan 99'a doğru hareket eder. Şimdi burayı da bir basamak daha yazayım. Şimdi 00 olduğunda buraya 00 verdin, versin ya da. Şimdi 1 olduğunda 01 versin. Sonra işte böyle devam etsin. 2 olduğunda 02 yazsın. Sonra mesela diyelim ki 10'a geldi. Buraya 10 yazsın. Sonra 11. Sonra 12. İşte 99'a gelince de işte 98 yazdı. 99 yazdı. Sonra küçülen bir yazı grafiği oluşturduk. 99, sonra 00. Şimdi bunu yapabilir miyim? Yapabilirim. Nasıl yapabilirim? 2 iki tane basamağı var. Değil mi? Sayma işlemini gerçekleştiren sayının 2 tane basamağı var. Biri onlar basamağı, biri birler basamağı. Birini bir yere göndereyim. O zaman süslü parantezle tanımlamamız gerekmiyor mu? Yok, hayır, çok basit bir matematiksel işlemle yapabiliriz. Ben yapayım mı? Tamam, bana kaldı. Şöyle. Bulmazsak, if olarak mesela 0'dan 9'a kadar birler. Yok yok, bak şöyle. Daha kolay. Şimdi diyelim ki saydığı değer 67 sayı olsun. Şimdi ben 7 sayısını birler basamağına göndermem lazım. Değil mi? Yani şunu birler basamağına göndereceğim. Şöyle burada yazmasını istiyorum. 6'yı da onlar basamağında yazmasını istiyorum. Şimdi 7'yi say değişkenin içerisinde 7'yi bulmak istersem ne yaparım? Ne yaparsam 7'ye ulaşırım. Say değişkeninin mod 10 değerini alsam 67 varsa içerisinde dışarı 7 atar. Say değişkenini 10'a bölsem 6'yı dışarı atar. Bunu o zaman birlere yükleyeyim. Bunu da onlara yükleyeyim. Bitti aslında. Şunu yapacağım. Gideyim. O zaman birler basamağına sayma işlemi yapıyor ya. Aslında benim referans noktam say. Yani birler ve onlar aracı hizmet ediyor. Yani bir bilgiye sahip değiller. Onlar da burada dummy'ler. Yani aptal modundalar. Aslında işi yapan saydan sorgulayıp alacaklar. Bitti. Compile edeyim. Evet, iyi değişkeni bu say olacak. Hata verdi. Diyor ki iyi tanımlamadın ama aşağıda kullanmışsın. Şurada iyi unutsaydık compile edecekti ve hata yapacaktım. Yani yukarıda da tanımlasaydık çalışır, compile ederdi. Donanımda çağıralım. Artık buraları ayırdım. Bakın burası birler basamağını sayıyor. 100 hertz'e çektim ki hızlı saydığını görebilirim. İsterseniz böyle durdurabilirsiniz. 30, işte 34, 40, 45, 50, 60, 70, 80, 90 mesela 92, 93, 94, 95 durdurarak gidiyorum. 96, 97, 98, 99. Şimdi 100'ü sayacak içinde, yani say değişkeni 100 olduğunda görsele dönüştürmeden while true'un içerisinde 100'e ulaştığı,
Şurası saydı, 99'u yazdı ekrana, artırdı 100. Görsele ulaşmadan if sorgusu 100'ü sıfıra çekip baştan while tur'un içerisine geri gönderecek. Yani 99'u gördüm. Şimdi içerisindeki say değişkeni 100. Bana 99'u gösterdi. Bir satır aşağı gitti. Sayı 1 ekledi. 100 yaptı. Sonra if sorgusu yakaladı onu. Dedi ki 100 olmuşsun. Seni sıfırlıyorum. Beni sıfıra gönderdi. Yani sayma işlemi yapıyor. O zaman dersi akşam devam etmek üzere bitiriyorum. Benim anlatmak istediklerim, yani akşama da bir şeyler bırakayım. Bu arada hocam, sınavla ilgili, evet onu da söyleyeyim. Sınav arkadaşlar boşluk doldurma ve çoktan seçmeli olacak. Yani verilen bir kod, işte diyelim ki şöyle, işte bir kod verildi, bir donanım verildi. Verilen kod ve donanım için aşağıdaki soruları cevaplayınız. Tamam mı? İşte size şunu söyleyebilir. İşte mesela buradaki için işte sayma işlemini gerçekleştiren değişken hangisidir? B portuna yazan değişken hangisidir? Şıklardan işaretlersiniz. Tabii sınavda farklı gruplar olacak. İşte aynı kod ve donanımmış gibi gözükse de orada isimler, bir şeyler farklı olabilir. Bilginiz olsun. Boşluk doldurma olabilir. Mesela soru verilir, metni işte sayma işlemini gerçekleştiren ya da işte şu bitlik sayma işlemini gerçekleştiren değişkenin adı, ya şıklardan seçersiniz ya da oradaki kutucuya nokta nokta olan kısma yazmak zorunda kalırsınız. Yani boşluk doldurma olacak, çoktan seçme olacak. Başka bir şey yok. Yani 15-20 soru, işte 20-25 arası olabilir. Yaklaşık yarım saat süreniz olacak. Şu anda planlanan bu. Bir değişiklik olursa bilgilendirme yine yapmaya çalışacağım. Sınav takviminiz ilan edildi mi? Bize bir taslak geldi hocam. Bize bir taslak geldi. Bugün ilan edilebilir çok yüksek ihtimal. Pazartesiden başlıyor sınavlarımız. Yani çalışın. Çok şey değil. Ne denir? Yani çalışırsanız, hani sınavın bir gün önce bir gün sonra olması ilan edildiğinde sizi çok şaşırtmaz. O anlamda söylüyorum. Var mı başka sorunuz? Bitirelim mi? Şu an sen yok hocam. Sen. Tamam, bunu ders notunuza ekledik mi? Orayı da bakalım. Aa, eklememişiz. Hemen onu ekleyelim. Şu kontrol A, kontrol C ile alalım bunu. Şuraya yapıştıralım. Yani biz simülasyonda çalışıyoruz ama sizin gerçek anlamda da gömülü sistemlerde çalışmanızı engelleyecek bir durum yok. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Tabii ki yani isteriz ki tamamen endüstriyel alanda sizi hazır bir şekilde mezun etmenin, ben de imkanı olsa yapmak isterim. 0-99 arası sayıcı tasarımı neyle yaptık bunu? 74 LS 48 kodlayıcı kullanarak. Şimdi şu da var arkadaşlar. Burada 4 biti 8 bite dönüştürüyor ya, buna port çoğullayıcı da deniyor. Yani o artık kitaptan kitaba, yoruma göre farklılıklar gösterebilir. O zaman akşam görüşmek üzere diyorum ben. Görüşürüz hocam. Ben okula derse yetişeceğim. Onun için acele ediyorum. Bir de gecikme olunca. Görüşmek üzere akşam dersinde. Saat 7'de. İnşallah şu Zoom olayını da düzeltmiş olurum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz hocam. Görüşürüz hocam.